Değerli öğretim üyelerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, 6. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz tekrar. Bir müzik dinletimiz olacak. Almanya Karlsruhe Konservatuvarı'ndan emekli doçent Fritz Katz ve Spor Bilimleri Fakültesinden hocamız Evren Kaas birlikte sizler için çok özel bir müzik dinletisi hazırladı. Alkışlarınızla davet ediyorum. Açılış konuşmalarıyla devam edelim. Konuşmalarını yapmak üzere Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Turgay Biçer'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Herkese misafirler demek istiyorum. Gerçi protokol açılışlar önce başladı ama ben sporun bize verdiği bu samimiyetten güç alarak da hepinize misafir olarak kabul ediyorum ve teşekkür ederim. Çünkü biz büyük bir aileyiz. O açıdan ben kendi adıma teşekkür ederim. Yönetim kurulumuna teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Abdurrahman Aktop'u davet ediyorum. Sayın Dekanım, Sayın Akdeniz TSS Akdeniz Bölge Müdürüm, Egzersiz ve Spor Psikoloji Derneği Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, basının değerli temsilcileri. Değerli misafirlerimiz, şimdi ilk panelimiz başlıyor. Sporcu ve antrenör gözüyle farklı kültürlerde spor psikolojisine bakış konusu masaya yatırılacak. Bunun için oturum başkanı Doktor Veysel Küçüğü huzurlarınıza davet ediyorum. Nuri Şahin, Antalya Spor Futbol Sorumlusu. Hepinizin gayet yakından tanıdığı bir spor insanı, bir antrenörle beraber olacağız. Yaptığım her işi maksimum seviyede veya elimden gelen her şeyi vererek yaptığım için tabii ki benim de hayallerim var, hedeflerim var. Antalya Spor'la hedeflerim var, hayallerim var. Ben Antalya Spor'a hocalık görevi verildiğinde ben sadece işte ya bir basamak olsun benim için buradan atıyorum. Oraya giderim, buraya giderim diye şey yapmadım. Ben başkanımızla konuştuğumuzda bana neden bizimle başlamak istiyorsun dedi. Yani bu görevi almak ve o zaman biz düşme potasındaydık. Ben burada bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Eğer birlik beraberlik gösterirsek Antalya Spor'un veya Antalya şehrinin hayal edemeyeceği şeyler yaşayacağımızdan emin olduğum için ben bu görevi talibim dedi. İnşallah. Size göre sizin dikkatinizi çeken, sizi etkileyen, model aldığınız bir antrenör var mı veya birden fazla? Hangi yönü? Ya bu konuyu ben çok konuştum. Adam medyada da çok bunun ismi geçti, insanların isimleri geçti. Ben çok şanslı bir futbolcuydum. Çok değerli hocalarla çalıştım. Hepsinden de bir şeyler kaptığımı düşünüyorum. Tabii ki benim hayatıma en çok yön veren, katkı sağlayan, yardımcı olan insan Jürgen Klopp. Onun yeri tabii ki benim için çok ayrı ama ben o kadar iyi hocalarla çalıştım ki yani onlardan bile yani o zamanlar not alıyordum. İşte bunu böyle yaparım, işte yani ne güzel konuştu takıma, işte taktiğini güzel anlattı veya ben bunu böyle yapmam diye not aldığım hocalar da oldu. Mesela tabii saygıdan dolayı benim hocam olduğu için o zaman kabul ediyorsun bir şekilde, mecbursun ama hep aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Kesinlikle. Mesela ben çok aldım yani not da aldım işte ben bunu böyle yapmazdım. Belki şu anda benim oyuncularım da işte hocalık yapmak isteyen oyuncularım da yani Nuri Hoca burada iyi konuştu da bunu ben farklı yapardım diye düşünebilir yani. O yüzden aslında olmasını istediğimiz kesinlikle bu. Kesinlikle. Ben transfer bir tane transfer dönemi yaşadım. Önümüzdeki ikinci olacak hocam. Şimdi yeni dönemde belki hani böyle bir şey olabilir mi diye. İyi insan mı? Bizim için ilk görüşmemizde örnek vereyim mesela. Biz Fernando'yla ilk görüştüğümüzde FaceTime'dan yaklaşık 1,5 saat FaceTime'da konuştuk. Ben hiç futbol konuşmadım. Hiç. Hiç. Yani hiç futbolun face'i bile geçmedi. Ailen nasıl?
çocukların eğitime, işte ne yemekler yiyorsun, işte Çin'deki hayatınız nasıldı, başka ne, Rusya'daki hayatınız nasıldı, Ukrayna'daki hayatınız nasıldı, işte Türkiye'yi anlattım, Antalya şehrini anlattım biraz, benim aile hayatımı anlattım, benim neler yaşadığımı anlattım. Kapattık telefonu. Ondan sonra oturdum, yattım, uyudum, kalktım ve benim için en önemlisi şu, yani futbolcu bulmak çok kolay. İnanın bana, futbolcu bulmak çok kolay. Çünkü zaten ben hoca olarak o belirlediğim pozisyonu atıyorum. Ben stoper mi arıyorum? Stoperde o oyuncudan ne istediğimi biliyorum zaten. Yoksa oyuncu aramam yani. Oraya bir oyuncu bu özellikle olması lazım. Ama o oyuncu istediği kadar iyi olsun. Eğer bizim grubumuza uymazsa, şehrimize uymazsa, ayak uyduracağını hissetmezsem olmaz bu iş. Bu transfer döneminde dünya yıldızı bir oyuncuyla görüştük biz. Gerçekten yani çok çok büyük bir isimdi açıkçası. Dediler işte FaceTime'da görüşmek istiyoruz diye. Biz dedik görüşmek istiyoruz diye. Tamam dediler, ayarladık. Akşam atıyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim, saat akşam 9-10 gibiydi. FaceTime açtım, karşındaki insan dünya yıldızı. Üzerinde tişört yok. Yataktan, yani yatağın içinde benimle FaceTime yapıyor. Ve daha uykudan yeni kalkmış bir vaziyette böyle. 2 dakika falan sürdü görüşmemiz yani. Çünkü yani sadece benim özelliğimde değil, senin karşında bir hoca var ve seni isteyen bir hoca var. Sen bu hocayla böyle davranırsan takım arkadaşlarına nasıl davranırsın? O yüzden teşekkür ettik. O transferden vazgeçtik. Ben transfer konusunda her zaman ilk birincisi iyi bir insan mı, grubumuza zarar mı, katkımı verir, ondan sonra futbolculuğumu zaten konuşuruz. Benim bilim alanım değil o. O yüzden o konularda ben bir karar veremiyorum, vermek de istemiyorum. Bizim kulübümüzde her bilimin uzmanı var, diyetisyenimiz de var. Daha yine espriyle yaklaştım, bizim ideal menajerimiz de burada, Burak Uysal oldu. Bizim diyetisyenimizle arası çok iyidir, birbirlerine çok takılıyorlar, o yüzden ona baktım daha yine. Diyetisyenimiz var, Aren Bey. Aren hocamız çok iyi o konuda. O ne diyorsa ben onu yapıyorum. İşte menüde bu var, bu var. Oyuncular bunu yemesi lazım, bunu yemesi lazım. Çünkü o benim uzmanlık alanım değil. Ben şimdi Aren'e, Aren ben hocayım, ben karar verdim. Bugün bunu yiyecekler dersem yanlış olur. Nasıl Aren gelip bana hocam 4-3-3 oynamayalım da 3-4-3 oynayalım demiyorsa ben de ona, onun uzmanlık alanına girmiyorum. Ama orada tabii ki destek alıyoruz. Burak kalsa orada biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Kapımız her zaman açık sizlere. Oturum başkanımız Doktor Mehmet Ali Özşeli'yi ben davet ediyorum. Sayın hocam. Bizleri kırmayan, nezaket gösteren ve kongremize şeref veren başarılı spor insanlarını tek tek sahneye davet edeceğim. Kendimizi de tanıtarak. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Stüdyo mezunlarından olan bu başarılı spor insanının alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Yasemin, Türkiye Okçuluk Milli Takımındaki kariyerini Ege Üniversitesi'nde spor bilimleri alanındaki öğrenimini devam etmektedir. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Bir sonraki konumuz ise 1999 yılında Samsun'da dünyaya gelen Büşra Nur. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Büşra Nur'u desteklerinizle sahneye davet ediyorum. Ve aslında artık hakkında spoiler vermeye çok da tanıtmaya gerek olmayan bir sporcu. Sonunda 1999 yılında kendisini okçuluk sporuna adamış bir ailede dünyaya geldi. 2010 yılında 12 yaşındayken başladığı yarışma kariyeri henüz 15 yaşındayken 2013 yılında milli takıma katılarak şekillendirmeye başladı. Türkiye'de yılın sporcusu Mete Gazoz. Size çok teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemi kendimi 2006 yılında mezun oldum ama halen daha kendimi bu okulun mensubu olarak görüyorum. En azından bu okulun dışarıdaki temsilcilerinden biri olarak görüyorum. Bugün ayrıca burada konuşmak benim için çok zor. Çünkü beni yetiştiren, bana bildiğim her şeyi öğreten hocaların önünde konuşuyorum. Her an bir not alma kaybım da var tabii. Her an beni tekrar cezalan. Yani biz bunu niye mezun ettik böyle falan diye düşünüyorum. Benim için çok güzel bir gün. Size çok teşekkür ederim. Böyle bir konuda
ilk defa antrenörlere de söz verilmesi, antrenörlerin de aslında bu konuyla, egzersiz psikolojisiyle ilgili düşündüğünün dikkate alınıyor olması ve bu ilki de yine üniversitenin yapması güzel bir duygu. Açıkçası ilk başta çok zorlandım ilk haberi aldığımda da. Ne hissedeceğimi bilemedim. Şöyle bir konuşma geçmişti aramızda. Şimdi 4 yıl çok çabuk geçti benim için aslında. Rio'dan sonra hemen hazırlanmaya başladım Tokyo için. Ama o son 1 yılın daha uzadığını bilmek 4 yıldan daha fazla gibi geldi açıkçası. Tabii bir ilk bir ay bir zorluk yaşadım psikolojik açıdan. Ama antrenman olarak hiç eksiğimiz olmadı. Hatta daha bile zorlayıcı geçti antrenmanlar evde. Zaten 1,5 aylık bir süreçte evde kaldık. Biz çok pandemi gibi bir şey yaşamadık. Dönemde zaten herkes evde olmak zorundaydı ve evdeydik. Ama yanlış hatırlamıyorsam Zoom'dan bağlanıp birlikte core ve teknik antrenmanlar yapıyorduk. O sırada hepimizin evine birer hedef göndermişti Görüntü abi ve 5 metre atlaya çalışıyorduk evimizde bulabildiğimiz kadar. Her gün bir saatlik core yaptığımızı hatırlıyorum ama son ayda evimize en yakın olan okçuluk merkezine gidip oraya filtre atmaya başlamıştık. O da aslında zordu çünkü o süre hala sokağa çıkma yasağı vardı ve uğraşmıştık diye hatırlıyorum. Üzerinizi almıştık. Evet. Bu istikrarı neye bağlıyorsun? Ya bu istikrar tabii ki de yaptığımız hem mental hem fiziksel antrenmanlardan kaynaklanıyor. Yani biraz aslında yani dediğiniz gibi dışarıdan bakıldığı zaman sürekli her yarışmada işte şeye çıkan, kürsüye çıkan bir sporcu görüyor ama bizim yarışma baktığınız zaman aslında her yarışma çok güzel, çok başarılı geçmiyor. Yani bizim için madalya almak bir başarıdan ziyade yani madalyayı nasıl aldığımız bizim için madalyadan çok daha önemli. O yüzden herhangi bir performans kaygısı yaşamıyorum. Tabi burada Gökte abinin etkisi çok büyük. Çünkü bize sürekli söylüyor. Sizin kötü atmanızdır. Yani kötü bir performans sergilediğiniz zaman bunun kimse gelip de şey sen şimdi burada niye kötü attın? Niye kötü oldu? Niye bu oldu? Gökte abi bunun önüne geçiyor. Bu bizi çok psikolojik anlamda rahatlatıyor. Hani olimpiyat şampiyonu olduğumuzdan sonra o benim üzerimde baskı yaptı. Çünkü dediğim gibi bunu biz başardık, biz yaptık. Nasıl olduğumuzu biliyoruz. Bir sonrakinde başarılı olmak için doğal olarak da bir önceki yaptığımızı üstüne koymamız gerekiyor. O yüzden bir baskı hissetmiyorum yani. Şimdi Sayın Dekanımız Profesör Doktor Abdurrahman Aktop'u plaket ve teşekkür belgesi takdimi için davet ediyoruz. Gökte Hocam bizim gurur tablomuz. Gerçekten her bir araya geldiğimiz zaman gururlanıyoruz, göğsümüz kıvırıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu yol. İlerideki büyük spor skorpulan bir tarafı. Bunlar da öyle.